Merhaba arkadaşlar. Ünal Pedya kanalına hoş geldiniz. Ben Fen Bilimleri Öğretmeni Uraltın Pınar. Bugün sizlerle birlikte Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı Şubat ayı örnek sorularını çözüyoruz. Sizler de açıklama kısmına bırakacağım bağlantıdan indirip benimle beraber çözebilirsiniz. Hazırsanız o halde ilk sorumuzla başlayalım. Evet, birinci sorumuz da şöyle diyor. Güneş ışınları dik ve dikey açıyla ile geldikçe güneş panellerinde üretilen elektrik enerjisi miktarı artar. Bir öğrenci güneş ışınlarının elektrik enerjisi oluşturabilme kapasitesini ölçerek bulunduğu yerin özellikleriyle ilgili bilgi vermek istemiştir. Bunun için belli tarihler arasında her gün öğle saatinde hava bulutsuzken ölçüm yaparak aşağıdaki grafiği elde etmiştir. Grafiğe göre ölçümlerin yapıldığı konum ve tarihalari ile ilgili hangileri doğrudur demiş. Öncelikle grafiğimize bir bakalım. Enerji miktarının bir azalarak dibe vurduğunu daha sonra tekrar artışa geçtiğini görüyoruz. Güneş ışınlarının en az geldiği bölümde yani kış mevsimi de enerji miktarı da en az olacağı için şu noktaya en dip noktaya kış mevsimi diyebilirim. Bunun hemen öncesine sonbahar sonrasına ilkbahar en uç kısımları ise yaz mevsimi diyelim. Çünkü oralarda enerji miktarı oldukça fazla. Şimdi verilen aralıklara bakalım. 20 Mayıs 20 Temmuz arasında güney yarımküreye bakacak olursak, güney yarımkürede 21 Haziran tarihinde ne yaşanacaktır? Kış yaşanacaktır. Kış başlayacaktır. Ve bu aralıkta mıdır? Evet. Hemen öncesinde sonbahar var mıdır? Vardır. O halde grafik bu bölümde çizilmiş olabilir mi? Olabilir arkadaşlar. İkinciye geçtiğimiz zaman 20 Şubat 20 Nisan arasında kuzey yarımkürede şu aralıktaki tarihimiz bizim hangi tarihimiz meşhur tarihlerimizden? 21 Mart tarihi. 21 Mart tarihinde ilkbahar başlayacak. O halde grafikte şu bölümlerde bir yerde olması lazım. Yani en dibi gördüğümüz bir bölüm mü? Değil. O halde bunu maalesef alamıyorum. Bir de geçtiğimiz zaman yine Kuzey Yarımküre'deyiz. Bu sefer 20 Kasım 20 Ocak. Buradaki meşhur tarihimiz hangisi? 21 Aralık. 21 Aralık tarihinde Kuzey Yarımküre'de kış mevsimi başlayacak. Yine dibi gördüğümüz yer, yani kış mevsimini gördüğümüz yer ve öncesinde sonbahar var mı? Var. O halde bu grafiği çizmiş olabilir miyiz? Olabiliriz. Dördüncü öncülümüze baktığımız zaman, bu sefer burada yine arada meşhur tarihlerimizden 23 Eylül'ü görüyoruz. 23 Eylül, Güney Yarım ilkbaharın ilk baharın başlangıcı. Yine kış rastladık mı? Rastlamadık. Yine bir ilk bahardayız. Yani en dibi görmediğimiz için, kış mevsimini görmediğimiz için e, grafiğimizi çizemeyiz. O yüzden buna da alamıyoruz. O yüzden bu sorumuzun doğru cevabı 1 ve 3 olacak ve o da Bursa seçeneğinde var. Geçelim bir diğer soruya. Evet ikinci sorudayız. Yüksek basınç alanlardan alçak basınç alanları... doğru gerçekleşen hava hareketlerine rüzgar denir. Farklı basınç alanlarında bulunan bazı noktalarla ilgili bilgiler aşağıda verilmiştir. P noktası hava yoğunluğunun en az olduğu basınç alanıdır. O halde buraya alçak basınç alanı diye yazıyorum. Aynı basınç alanında bulunan R ve T noktalarının sıcaklıkları eşittir. O halde bu arkadaşların basınç değerleri eşit olacak. Şimdilik R eşittir T yazayım. S noktası sıcaklığı en az olan basınç alanındadır. Sıcaklığı azsa çevresine göre daha soğuk olan bir yerse burasına yüksek basınç alanı diyebilirim. Burada noktaları yerleştirirken o halde ben rüzgarın nereden nereye oluşmasını beklerim. Tabii ki de yüksek basınçta alçak basınca yani S'den P noktasına doğru bir hava akımı bekleyeceğim. Şıklara teker teker bakalım. Birinci şıkkımızda S'den P'ye bir hava akışı var mı? Var. Şimdilik bunu elemiyorum. Değerlendirmeye devam ediyorum. İkinciye geldiğim zaman S'den P'ye bir hava akışı var mı? Aksine P'den S'ye doğru bir hava akışı var. O yüzden bu şıkkımı eliyorum. C şıkkına geldiğim zaman S'den P'ye bir hava akışı var mı? Hayır. Yine aksine dışa doğru P'den S'ye doğru bir hava akışı var. O yüzden bunu da eliyorum. D şıkkına geldiğim zaman S'den P'ye doğru bir hava akışı var mı? Evet S'den P'ye doğru bir hava akışı var. O yüzden şimdilik bu şıkkımı tutuyorum. Şimdi A ve D seçenekler arasında eleme yapacağım. Bana şurada R ile T'nin eşit işte olduğunu fakat P noktasının en az olduğunu söylemiş. Yani A seçeneği dikkat edecek olursak T ile R'yi merkezde koymuş. Şayet bir hava akımı oluşuyorsa en az olan burada T ve R'dir. Fakat soruda bende en azın T ve R değil P olmasını istiyor. O yüzden bunu da alamam. Doğru seçeneğim. O yüzden denizli olur. Üçüncü sorumuzda ata bireylerden gelen ve bireyde aynı karakterin oluşmasına etki eden gen çiftine alel gen denir. Bir karakterin oluşumunda etkisini her zaman gösteren alellere ise baskın alel adı verilir bilgisini vermiş. Bir laboratuvarda aşağıdaki çalışma yapılıyor. Bu çalışma ile ilgili ifadelerden hangileri kesinlikle doğrudu demiş. Şimdi öncelikle şuradaki şeklimize bir bakalım. Çalışmamızı inceleyelim. Birinci kuşaktaki bitkilerden uzun boylu olanların tohumları seçiliyor. İkinci kuşaktaki bitkilerden yine uzun boylu olanlar seçiliyor. Üçüncü kuşakta da uzun boylular oluşuyor. Burada şekilleri inceleyecek olursak uzun boyluluğun kısa boyluluğa baskın olduğunu görebiliriz. Çünkü her nesilde kısa boyluluğun etkisini gösterme ihtimali gitgide daha az görülüyor uzun boylular seçildikçe. O halde kısa boyluluğa küçük a yazarsam kısa boyluk olduğu için homozigot olacak. O yüzden direkt küçük a küçük a yazabiliyorum. Şurada bunlara büyük a yazıyorum. Bunların yanındakinin büyük a mı küçük a mı olacağını bunlardan uzun boyların çaprazladığımız zaman kısa boyluluk çıktığı için yanlarında mutlaka küçük a olması lazım. Yoksa şu arkadaşın meydana gelme ihtimali var mıydı? Yoktu. O halde şu an birinci kuşaktaki e, genotiplerini biliyorum. Geçtim ikinci kuşağıma. İkinci kuşakta şunların çaprazlamasını yaptığım zaman burada büyük A büyük A, büyük A küçük A, büyük A küçük A, A, küçük A ve küçük A küçük A'ya rastlayabiliriz. Daha sonra demiş ki bana ikinci kuşaktaki uzun olanlardan çaprazla demiş. Yani şu üç taneden iki tanesini alacağım. Bu üç taneden iki tanesini herhangi iki tanesini seçtiğim zaman Burada büyük A ağ, büyük A'lar da oluşabilir. Büyük A ağ, küçük A'lar da oluşabilir. Fakat hangisinin oluştuğunu bilebilir miyim? Bilemem. Şimdi bize verilen öncüleri teker teker inceleyelim. Birinci kuşaktan seçilen bitkilerde fenotipte her zaman etkisini gösteren alellerden bir tane bulunur. Fenotipte her zaman etkisini gösteren alelleri biz ne diyoruz? Tabii ki de baskın diyoruz. Baskın alel var mı yok mu? Hemen bakıyorum. Birinci kuşağıma birer tane büyük ağları var. O halde buna dikkat ediyorum. Bu olabilir. İkinci kuşakta ata bireylerden aynı alellerin geldiği bitkilerin sayısı daha fazladır. Aynı aleller dediği zaman bizim bakmamız gereken büyük A büyük A veya küçük A ağ, küçük A'dır. Yani saf döllere bakacağız. Şurada büyük A ağ, büyük A'mız var. Şurada küçük A ağ, küçük A'mız var. Şu an hepsi dengeli dağılsa bile oranım %50. Fakat çaprazlamada bu %50'nin üzerine çıkabilir de çıkmayabilirdi. O yüzden burada bir kesinlik yok. O yüzden maalesef bunu alamıyorum. Kesinlikle dediği için bunu kabul edemiyorum. Üçüncü kuşaktaki bitkilerin genotipinde fenotipine etki etmeyen aleli yoktur. Burada fenotipine etki etmeyen dediği zaman ne olacak? Çekinik karakterden bahsedecek. Çekinik alelden bahsedecek. Peki üçüncü kuşağıma bakıyorum. Üçüncü kuşaktakilerin hepsi büyük A büyük A ise yok. Fakat hepsi küçük A küçük A ise veya Bazıları büyük A büyük A. Bazıları büyük A küçük A ise. Ne olacak? Çekinik karakteri şurada rastlayacağız. Şurada. O halde yoktur demek olabilir mi? Tabii ki de kabul edemem. Çünkü olma ihtimali var. O yüzden cevabımız yalnız bir Adana olacak. Dördüncü sorumuzda Samoa adalarındaki mavi ay kelebeklerinin erkek ebriyonlarını katleden bir parazit popülasyondaki erkek dişi dengesinin bozulmasına ve erkek popülasyonunun %1'e kadar düşmesine neden olmuştu. Ancak yaklaşık 5 sene sonra erkeklerin görülme sıklığı tekrar %40'a kadar yükseldi. Çünkü popülasyondaki bireylerde meydana gelen bir mutasyon, mutasyonu hemen altıncı çizeyim, erkeklerin parazitin etkisine karşı koyabilmelerini sağlamıştı. Bu süreçte mutasyona uğrayamayanlar yaşamını, yaşama şansını kaybetti. Burada şu cümlede dikkatimi çekti. Mutasyona uğrayamayanlar yaşama şansını kaybetti demiş. Demek ki burada bir seçilim var. Ee, güçlü olanın yaşayıp güçlü olmayanın ortama ayak uyduramayanın elenmesi var. Şimdi bu soruda bana yanlışı soruyor. Doğal seçilme neden olmuştur? Az önce söylediğimiz son cümle doğal seçimle alakalıdır. O yüzden bu cümlemiz doğrudur. Kelebeklerde tür içi sebep olmuştur. Bunu da kabul edebiliriz. Neden? Çünkü bir mutasyon oluşmuş. Mutasyonlar ne yapar? Tür içi çeşitliğe sebep olabilir. Burada B seçeneğime de dikkat ediyorum. Bunu da kabul ediyoruz. Parazitlerde meydana gelen Genetik değişimin sonucunda oluşmuştur. Burada mutasyon erkeklerin embriyolarında mı gerçekleşmiş yoksa parazitlerde mi gerçekleşmiş? Hemen şuraya bakıyoruz. Popülasyondaki bireylerde gelen bir mutasyon diyor. Parazitlere karşı olan bir mutasyon diyor. Yani parazitlerde meydana gelen bir mutasyondan bahsetmiyor. O yüzden bunu kabul edemiyorum. Son şıkkıma da bakayım. Zararlı parazitlere karşı dirençli hale gelmesini sağlayan genler yavrulara aktarılmıştır. Bireylerimizin sayısı artmış, üreme gerçekleşmiş, %40'a kadar çıkmış. O halde demek ki bu mutasyon bir sürü kendisiyle aktarılmış ve o yüzden D seçeneğimde doğru olacak. Burada sorumuzun doğru cevabı Ceyhan olacak. Beşinci sorumuzdayız. Katıların bulundukları yüzeye uyguladıkları basıncın büyüklüğü, uyguladıkları kuvvet ile doğru temas ettikleri yüzey alan ile ters orantılıdır. Ağırlıkları birbirine eşit olan belirli kalınlıktaki özdeş, özdeşin hemen altını çizelim, ağırlıkları eşit kısmını altını çizelim. Özdeş plakalar, şekildeki gibi şartı yerlerden bükülerek farklı kalıplar oluşturulmaktadır. Oluşturulan kalıplar görseldeki kuma uzanı kullanarak kuma yaptıkları basınçlar araştırılacaktır. Buna göre hangisi doğru demiş. Öncelikle şekillerimize bakalım. Hepsinin ağırlıkları eşit. Ben hemen basınç formülümü yazıyorum. Katı basıncı formülümde basıncım ağırlık bölü yüzey alanına eşitti. Burada hepsinin ağırlığı birbirine eşitmiş. Bütün hepsinin zemine basan kısımlarına dikkat ediyorum. Hepsinin zemine basan kısımları şöyle içeriden çizecek olursam her ne kadar farklı şekillerde bükülmüş olsalar da zemine basan kısımları da eşit. Demek ki bu arkadaşların üçgen, dörtgen, beşgen şekilde olmaları bizim için bir şey ifade etmiyor. Bunlar yüzeylerin üzerinde değil de e, sivri kenarların üzerinde kuma batırıldıkları için bunların zeme, zemine temas eden kısımları yalnızca bu kısımlardır. O yüzden basınç değerlerde ne olacak? Her üçünkü de eşit olacak. Şimdi şıklanama bakacak olursam. Kalıpların yaptığı basınçların büyüklüklerini bilmek için veriler yeterlidir. Bize ağırlık eşitlemiş fakat ağırlığı vermemiş. Yüzey alanlarının eşit olduğunu gördük fakat onu da vermemiş. O yüzden basınçların büyüklüğünü hesaplayabilir miyiz? Hayır hesaplayamayız. Üçgen kalıp beşgen kalıba göre kuma daha fazla basınç yapmaktadır. Daha demin zaten eşit olduğunu söyledik. C'ye geldiğimiz zaman kalıpların kenar sayısı ile kuma yaptıkları basınçlar ilişkilidir. Yani kenar sayısı artarsa basıncı artar, kenar sayısı azalırsa basınç azalır gibi bir ifade kullanmaya çalışmış. Fakat yine eşit olduğunu daha demin yazmıştık. O yüzden bunu da alamıyoruz. Kare ve üçgen kalıpların kuma yaptıkları basınçlar eşittir. Evet kare, üçgen, beşgen fark etmiyor. Her türlükü de eşit. O yüzden sorumuzun doğru cevabı D seçeneği oluyor. Altıncı sorumuzda Aşağıdaki şekilde durgun bir denizde yüzen dalgıcın hareket süresince izlediği yol verilmiş. Buna göre verilen noktalarda dalgıcı etki eden sıvı basınçları PK, PL ve PM arasındaki ilişki aşağıdakilerde hangisinde doğru verilmiştir diyor. Öncelikle sıvı basıncımız neyle alakalı? P sıvımız derinlikle ve yoğunlukla alakalı. Burada aynı denizde olduğu için benim yoğunlukla bir işim yok. Ben neye bakacağım burada? Derinliğe bakacağım. P noktasındaki ve N noktasındaki L noktasında yüzeye olan mesafelerim eşittir. O yüzden PK ile PL'nin birbirine eşit olduğunu söyleyebilirim. M noktasına geldiğimde ise bu sefer ne oldu? Derinliğim arttı. Derinliğim neredeyse iki katına çıktı. O halde buradaki basınç değeri de her ikisinden de büyük olacak. Yani PM'yi de bu iki arkadaştan daha büyük yapacağım. O halde bunu şıklarda aradığım zaman Bursa seçeneğinde görebiliyorum. Sorumuzun doğru seçeneği Bursadır. Yedinci sorumuzda bir maddenin asit ya da baz olduğunu anlamak için kullanılan maddelere belirteç denir. Bir öğrenci evde bulunan KLMN maddelerinin belirteç olup olmadıklarını anlamak için deney yapıyor. Bunun için bu maddelerle oluşturduğu çözeltileri günlük hayatta kullanılan farklı pH değerlerindeki maddelerle tepkimeye sokuyor. Deneyden elde ettiği sonuçlarla aşağıdaki tabloyu oluşturuyor. Tabloya göre hazırlanan çözeltilerden hangileri asit ve bazları belirlemek için kullanılacak uygun bir çözeltidir. Öncelikle maddelerimize bakalım. Yemek tuzunun nötr olduğunu biliyoruz. Asit veya baz değildi. Limon suyu ekşi olmasından da asit olduğunu biliyorduk. Kabartma tuzunun bazik olduğunu, baz özellikli olduğunu biliyoruz. Deniz suyu saf su gibi değildi. Deniz suyunun baz olduğunu biliyoruz. Kahveye geldiğimizde kahve ise bir asitti. Şimdi teker teker maddelerimize bakalım. K maddesine geldiğimiz zaman deniz suyunda mor olmuşsa başka bir baz olan kabartma tozunda da mor olması lazım. Veya limon suyunda e, renksiz ise kahvede de renksiz olması lazım. Fakat burada limon suyunda, kabartma tozunda, yemek tozunda renksiz olmuş. O yüzden K maddesi bir maddenin asit mi baz mı olduğunu bize belli edemez. Bir belirteç olarak kullanılamaz. O yüzden bunu direkt çarpılayalım. Ve şıklarda Ken'in olduğu A şıkkı gidiyor. L'ye geldiğimiz zaman deniz suyunda kahverengi kabartma tozunda kırmızı vermiş. Yani yine iki tane bazda aynı rengi vermesi lazımdı. Aynı rengi verememiş. O yüzden L'yi de kabul edemem. O halde Bursa seçeneği de gitti. Geldik M'ye. Yine deniz suyundan başlayıp bakalım. Deniz suyuyla kabartma tozunda aynı rengi vermesini bekliyoruz. Her ikisinde de kahverengi vermiş olabilir. Limon suyuyla kahvede aynı rengi vermesini bekliyoruz. Aynı rengi vermiş mi? Evet vermiş. Olabilir. Yemek tuzunda ikisinden de farklı bir renk vermesini bekliyorum. Yani kahverengi veya kırmızı dışında bir şey. Evet renksiz de olabilir. O yüzden M olası cevaplarımız arasında. Zaten her ikisinde de M var. Geldik neye bizim sorumuzun cevabını, cevabını oluşturacak. Deniz suyuyla kabartma tuzunda aynı rengi vermesini bekliyoruz. Her ikisinde de renksiz kalmış kabul. Limon suyuyla kahvede aynı rengi vermesini bekliyoruz. Her ikisinde sarı vermiş kabul. Yemek tuzunda üsttekilerden tamamen farklı bir e, şekilde cevap vermesini bekliyoruz. Üsttekilerden tamamen farklı bir şekilde cevap verebilmiş mi? Farklı bir renk oluşturabilmiş mi? Hayır. Aynı baz gibi davranmış. Yani baz gibi renksiz kalmış. O halde bu maddenin baz mı yoksa nötr mü olduğunu ayırt edebilir miyim ne ile? Ayırt edemem. O yüzden neyi de alamıyorum. Bu seçeneğimizde gidiyor. Sorumuzun doğru cevabı Ceyhan oluyor. 8. sorumuzda şöyle diyor. Bazı kimyasal maddeler ısıtılarak yanma sıcaklığına getirilebilmektedir. Aşağıdaki deney düzeninde verilen ısı ile K katısının yanması sağlanmıştır. Bu yanma olayı sonucunda oluşan gazlar bir boru yardımıyla beher içindeki suya aktarılmıştır. Deney sürecindeki olaylar ile ilgili aşağıdaki yorumlardan hangisi yanlıştır? Burada öncelikle şeklimizi inceleyelim. Bir K katısı yakılmış. Buradan bir gaz açığa çıkmış. O gaz su ile buluşmuş. Ve suyla ulaş, bu, buluştuktan sonra turnusol kağıdımın rengi maviden kırmızıya dönmüş. Demek ki buradaki suyun pH'i başta 7. Daha sonra kırmızıya döndüğüne göre burası bir asit çözeltisi haline gelmiş. Ve bu yüzden turnusol kağıdım kırmızıya dönmüş. Asit olduğuna göre bu da 7'den daha küçük bir değer olacak. O halde ne diyelim? Küçüktür 7 diyelim. Yanma sonucunda oluşan maddelerin tamamı beğerdeki su ile tepkimeye girer. Hemen bakıyorum yanmanın sonucuna. Şurada başka bir L katısı görüyorum. Demek ki tamamı tepkimeye girmemiş. Şayet tamamı tepkimeye girseydi burada herhangi bir madde kalmaması lazımdı. Yanlışı bulduk. Ancak diğer şıklara da bakalım. sol kağıdındaki renk değişimi suyun pH değerinin düştüğünü gösterir. Evet suyun daha asidik olmuştu. O yüzden pH'ı 7 idi. 7'nin daha altına düşecek. O yüzden bu doğru. Maddelerde meydana gelen değişim asit yağmurlarının oluşma sürecini gösterir. Burada bir asidin suya karışması ve suyu asit haline getirmesi var. O yüzden bu asit yağmurlarına benzetebiliriz. Bunu da kabul ediyoruz. Yanma tepkimesine gelen madde fosil yakıt olabilir. Evet olabilir. Çünkü fosil yakıtlar yandıkları zaman karbondioksit gazı açığa çıkarlar. Karbondioksit gazı da bir asittir ve ne yapar arkadaşlar? Asit yağmurlarına sebep olur. O yüzden olabilir demesi doğrudur. Cevabımız A'dır. 9. sorumuzda aşağıdaki panoda günlük yaşamda meydana gelen buharlaşma olayları ile ilgili örnekler verilmiştir. Panda verilen olayların tamamı, tamamının altını çizmiş, aşağıdaki hipotezlerden hangisini destekler niteliktedir? Öncelikle panomuza bir bakalım. Açıkta bırakılan ekmeğin kuruması, kışın çamaşırların yavaş kuruması, kutup bölgelerinde havadaki nem oranının az olması, denize kıyısı olan şehirlerimizde nemin fazla olması, Yazın bulutların oluşması, denizden çıkan kişinin üşümesi. Evet buradakilerin hepsi buharlaşma ile alakalı. Şıklarımıza dönecek olursak. Su miktarının fazla olduğu bölgelerde buharlaşma oranı fazladır. Bakıyorum burada su miktarının fazla olduğu, burada deniz ifadesini, burada deniz ifadesini görüyorum. Fakat ekmek, çamaşır gibi durumlarda su miktarının fazla olduğu bölgelerle alakalı olduğunu söyleyemem. O yüzden bu tamamını destekler bir ifade değildir sıcaklığın fazla olduğu yerler demiş. Bu sefer de kutup ifadesini görüyorum burada. Kutuplar sıcaklığın fazla olduğu yer midir? O yüzden yine tamamını destekleri arıyoruz. O yüzden bunu da kabul edemiyorum. Buharlaşmanın olduğu ortamın sıcaklığı azalır. Şurada üşüme ifadesinden bunu anlayabiliyorum. Fakat diğer şıklara baktığım zaman herhangi bir sıcaklığın azalması ile ilgili bir ifade göremiyorum. O yüzden bunu da alamıyorum. D seçeneğine geldiğim zaman her sıcaklıkta buharlaşma olayı gerçekleşir. Evet burada farklı şartlar altında, kutup bölgesinde, deniz kıyısında, denizden çıkan kışta, de kışın veya e, yiyeceklerdeki buharlaşma olayı gibi farklı örnekler vermiş. O yüzden hepsini destekler Sorumuzun doğru cevabı denizlidir. Evet 10. sorumuzdayız. Aşağıdaki 10 gram saf K sırasının ısınması sırasında termometre dokunan değerler gösterilmiştir. Buna göre aşağıda kütleli ve ısı sıcaklık grafikleri verilen saf maddelerin hangisi K maddesi ile aynı cinstir. Aynı cins dediğine göre burada öz ısı kavramı üzerinden yürümem lazım. Öz ısımız neydi? Öz ısı C ile gösteriyordu. Jül bölü gram santigrat dereceydi. Ben bunu formülle çevirecek olursam C için ne diyoruz? Öz ısı. J yani Joule ile gösterdiğimiz yer ısı enerjisiydi. Bölü. Gram dediğim yer kütleydi. Ve burada santigrat derece ne ifade ediyordu? Onu ısınma miktarı yani sıcaklık değişimini ifade ediyordu. Sıcaklık değişimi diyelim. Şimdi öncelikle biz yukarıdaki şeklimize göre bir öz ısı değeri hesaplayalım. Verdiğimiz ısı 100 Joule. Şu köşeye yazıyorum. 100 Joule. Bölü kütlemiz yukarıda vermiş 10 gram çarpı. Sıcaklığı değişimiz 30'dan 40'a yani 10 derece değişmiş. Peki burada 100 bölü 100'den değerimiz 1 çıkar. C değerimizin 1 olduğunu biliyoruz. Şimdi aşağıdaki şıklarda teker teker bir değerini arayacağız. A seçeneğine bakacak olursak Yukarıdaki grafim, yukarıdaki formülün aynısını uygulamaya çalışacağım. Isımız 200 bölü kütlemiz 10 çarpı sıcaklık değişimimiz 10. 200 bölü 100'den 2 çıktı. Biz kaç arıyoruz? 1 arıyoruz. Maalesef olmadı. Buraya geldik. Isımız 100 bölü kütlemiz 20 Sıcaklık değişimimiz 5 derece. 100 bölü 100'den 1. Cevabımızı bulduk. Fakat diğerlerine de bakalım. 100 bölü. Kütlemiz 20. Sıcaklık değişimimiz 10. 100 bölü 200'den 0.5. Bunu da alamam. 200 bölü. Kütlemiz 10 çarpı. Sıcaklık değişimimiz 5. 200 bölü 50'den 4. Bunu da alamam. Aynı bir değene ulaştığım öz ısı değerleri eşit işte olduğuna göre bu maddeler aynı cins olmak durumunda. Çünkü öz ısı maddeler için ayrıcı bir özellikti. Cevabım Bursa oluyor. Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Şayet beğenmişsiniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.